Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Lise Kimyası TYT Kimya ile devam ediyorum ve maddenin hallerinden bahsedeceğim size bugün. Şimdi maddenin hal değişimi nedir? Fiziksel bir değişimdir ve bu sırada taneciklerin birbirinden uzaklığı değişir. Maddenin kimyasal yapısı ve formülü değişmez. Şimdi hal değişimi sırasında madde ısı alır veya ısı verir. Madde ısı alarak katıdan sıvı hale geçiyorsa buna erime deriz. Sıvıdan gaz hale geçmesi ısı alarak buharlaşmadır. Katıdan gaz hale geçmesi süblimleşme, gazdan plazma haline geçmesi de iyonizasyondur. Maddenin ısı vererek gaz halinden sıvı hale geçmesine yoğuşma, sıvıdan katıya geçmesine donma, gazdan katıya geçmesine kırağılaşma ya da geri süblimleşme, plazmadan gaz haline geçmesine de deiyonizasyon denir. Şimdi maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma hallerinin özelliklerini karşılaştırmalı olarak görelim. Tanecikler arası boşlukları düşündüğümüzde katılarda tanecikler arası boşluklar yok denecek kadar azdır. Sıvılarda katılara göre daha fazla, gazlara göre daha azdır. Gazlarda tanecikler arası boşluk en fazladır. Plazmada da katı ve sıvıya göre daha fazladır tanecikler arası boşluk. Katı maddenin en yoğun halidir. Bizmut ve su gibi birkaç istisna vardır. Sıvı ise katı ve gaz arasındadır yoğunluğu. Yani katılardan az, gazlardan fazla. Yine gazlar katı ve sıvıya göre gazların yoğunluğu daha düşük. Plazmanın da katı ve sıvıya göre yoğunluğu daha düşüktür. Katı maddenin en düzenli halidir. Sıvı katıya göre daha düzensiz. Gaz ise en düzensiz halidir maddenin. Plazma diğer hallere göre taneciklerin enerjisi en yüksektir plazma halinde. Katılar titreşim hareketi yapabilir sadece. Sıvılar titreşim ve öteleme hareketi yapabilir. Gazlar ise titreşim, öteleme ve dönme hareketi üçünü de yaparlar. Plazmada pozitif ve negatif tanecikler serbestçe dolaşmaktadır. Katıların belirli şekli ve hacmi vardır. Sıvıların belirli şekli yoktur ama hacmi vardır. Gazların belirli şekli ve hacmi yoktur. Yine plazmanın da belirli şekli ve hacmi yoktur. Katılar sıkıştırılamaz, sıvılar sıkıştırılamaz ve akışkandır. Gazlar sıkıştırılabilir ve akışkandır. Plazma ise akışkandır diyoruz. Şimdi gelelim suyun farklı hallerinin önemi nedir? Hem bizler için, hem dünya için, hem yaşantımız için. Öncelikle deniz ve göllerin donduğunda üst kısmın donduğunu, alt tarafta suyun donmadan kaldığını görürüz. İşte bunun sebebi nedir? Su donduğunda su molekülleri arasında hidrojen bağları olduğu için su molekülleri birbirine çok fazla yaklaşamaz. Aralarında bu kristallenme sırasında donarken boşluklar kalır ve bu sebeple de hacmi büyük olur su moleküllerinin. Hacmi fazla olduğu için ne olacak? Yoğunluğu da küçük olacak. Yoğunluğu küçük olduğu için bu buz tabakası suyun üzerinde yüzer, üzerinde durur. Suyun yüzeyinde ne yapmış olur o zaman bu buz tabakası? Bir yalıtım sağlar. Böylece balıklar ve suda yaşayan diğer canlılar da soğuk havadan etkilenmeyerek ne yapabilirler? Suyun içerisinde yaşayabilirler. Şimdi su döngüsünden bahsedelim bir de. Deniz ve göllerdeki sular sıcaklık yükseldiğinde buharlaşır ve atmosferdeki su buharı ve bulutları meydana getirir. Bulutlardaki su damlacıkları da sıcaklığa göre, karşılaştığı sıcaklığa göre yağmur, kar ve dolu olarak yeryüzüne tekrardan iner. Suyun hal değiştirerek yeryüzü ve atmosfer arasındaki bu çevrimine su döngüsü diyoruz. Ne sağlıyor bu? Yaşamın devamı için su döngüsü önemlidir. Yine bu sırada suyun içindeki yabancı maddeler uzaklaşır ve böylece su döngüsü sayesinde temiz ve içilebilir su sağlanmış olur. Yine atmosferdeki su buharı da bizim için önemli. Yani suyun gaz halde olması. Atmosferdeki su buharına nem denir. Su buharı atmosferde yani nem nasıl bulunur? Çiğ, kırığı ve bulut şeklinde görülebilir. Atmosferdeki nemin az olması boğaz kuruluğu ve solunum yolu rahatsızlıklarına sebep olabilir. Bu sebeple önemlidir. Gelelim endüstride hal değişiminin önemine. Şimdi inceleyelim tek tek birkaç tane maddemiz var.
LPG, LPG sıvılaştırılmış petrol gazı, likit petrol gaz şeklinde. Nedir? Bu madde bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Nasıl elde edilir? Doğal gazın çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle ya da ham petrolün rafinasyonuyla elde edilir. Normal koşullarda gaz halde bulunuyor, yüksek basınçta sıvılaştırılıyor. Böylece ne olmuş oluyor? Hem taşımada hem de depolamada kolaylık sağlanmış olur. Yanıcı ve parlayıcı bir madde, gaz fazında yakıt olarak kullanılır. Isıtma, ısınma, pişirme ve araç yakıtı olarak kullanılır. LPG'nin karbon sayısı az olduğu için diğer gazlara göre çevreye zararı da, sera gazı salınımı da daha azdır. LNG sıvı doğal gaz demek, likit natural gaz. Doğal gazın sıvılaştırılmasıyla elde edilir. %90'ı metan olmak üzere etan, propan, bütan ve diğer hidrokarbonları da içerir LNG. Bunun hacmi de sıkıştırılarak doğal gaza göre 600 kat küçültülebilir ki bu da depolama ve taşıma kolaylığı sağlar. Nerelerde kullanılıyor? Elektrik üretimi, sıcak hava eldesi, kızgın yağ eldesi, buhar eldesi, pişirme ve kurutma fırınlarında, seramik ve cam sanayi, metal işleme alanlarında LNG yani sıvı doğal gaz kullanılmaktadır. Yine endüstride hal değişiminde kullandığımız karbondioksit gibi itici gazların sıkışma ve genleşme özellikleridir. Bunlardan yararlanarak ilaç, parfüm ve spreylerde bunlar kullanılmaktadır. Şimdi bir de soğutucu akışkanlar var. Buzdolabı ve klimalarda kullanılıyor. Bunlarda da hal değişiminden faydalanılıyor. Ne demek soğutucu akışkan? Buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortam sıcaklığının düşmesine neden olan maddelere soğutucu akışkan diyoruz. Bir maddenin soğutucu akışkan olarak kullanılabilmesi için de uygulanabilir basınç altında buharlaşması ve aynı zamanda da sıvılaşması gerekir. Şimdi hal değişiminden endüstride özellikle de havadan azot ve oksijen gazının eldesinde faydalanıyoruz ki biz biliyoruz ki %78'i azottur havanın, %21'i oksijen ve %1'i de diğer gazlardan oluşur. Bu azot ve oksijeni ayırmak için ayrımsal damıtma yöntemini kullanıyoruz. Bu da ne demek? Azot ve oksijenin kaynama noktaları farkından yararlanmak demek. Şimdi hemen bu işlemi çekip üzerinde görelim ve açıklayalım. Evet. Evet, şimdi havayı sistemimize veriyoruz. Burada hava sıkıştırılıyor. Sıkıştırılmış hava soğutuluyor eksi 200 dereceye ve sıvı hale geliyor. Soğut olduğunda bu kısımda nasıl soğutuyoruz? Dışarıdan sıvı azot kullanarak soğutuyoruz. Çünkü sıvı azot soğuk bir madde. Bu sırada eksi 200 derecede havanın içerisinde bulunan karbondioksit ve su katı hale geliyor ve böylece havadan ayrılmış oluyor. Şimdi geriye ne kaldı? Sadece havadaki azot ve oksijen. Şimdi bu ikisini birbirinden ayırmamız gerekiyor. Burada azot ve oksijenin genleşmesine izin veriliyor. Sonra tekrardan sıvı halde azot ve oksijen şuradaki ayırma kolonuna geliyor. Yine sıcaklık eksi 200 derece ve sıvı haldeler. Peki sıcaklığı eksi 190 dereceye çıkarttığımızda ki azotun kaynama noktası eksi 196 santigrat derece. O zaman eksi 190 derecede azot çoktan ne hale geçmiş oluyor? Buhar hale geçmiş oluyor ve biz buradan azotu ayırmış oluyoruz. Oksijenin kaynama noktası da eksi 183 santigrat derece ve eksi 190 santigrat derecede ne olmuş oluyor? Oksijen hala sıvı halde. Bu sebeple aşağıdan da sıvı haldeki oksijeni topluyoruz. Böylece havadan azotu ve oksijeni birbirinden ayırmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük de anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.